Ya getirirdim ama uyumamışsın değil mi? Ha yok, kliniği kapattım, eve geçiyorum. Ne oldu? Sesin endişeli geliyor. Ya Selim burada. Evi terk etmiş bu. Pek iyi değil. Ne demek evi terk etmiş? Demir de mi terk etmiş yani? Bilmiyorum. Yani daha oralara gelemedik de... ya sadece benim anladığım Demir Bey de iyi durumda değil. Ya ben diyorum ki... Vedat'ı da alsan, bir gidip baksanız. Hayda. Ya tamam bir tanem, ben ilgileneceğim, tamam mı? Görüşürüz sonra. Tamam. Söyle genç. Anlat abine. Yine ne yaptın da üzdün sevgilini? Abi ya, Ayda aradı. Selin onlardaymış. Demir'le tartışmışlar. Durumu kötüymüş. Demir'le buluşalım istersen. Tamam, kapat. Kapat, kapat. Ya İbo, Demir kötüdür şimdi. Buna benzer bir şey daha önce de yaşamıştı, zor atlattı. Konu biraz hassas. Önden ben yalnız gitsem. Olur abi, o zaman ben dışarıda bekleyeyim. Sen ihtiyaç olursa mesaj atarsın. Ya da bir dakika, bir dakika. Sen Selin'in yakın arkadaşısın. Evet. Gel ya, gel. Sen de gel. Ya anlatırsın şimdi neyi niye yapıyor. Selin'i iyi tanıyorsun. Delirmesin bu adam. İkna etmemiz lazım. Ben yalnız yapamam. İyi madem abi. De ışıklar kapalı sanki ya. Oğlum onun dünyası kararmıştır. Farkında bile değildir zaten. Sen kapıyı çal. Ben şuradan verandaya bakayım. Tamam abi. Demir! 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 Bayağı çaldım kapıyı ama açan olmadı. Burası da kapı duvar. Yok herhalde. O zaman gidebileceği yerlere bakalım. O akşam gittiğimiz mekana gitmiş olmasın? Yok, sanmıyorum. Abi sen daha iyi tanıyorsun. Yani kalbi kırıldığında nereye gider bu adam? Seraya be oğlum. Ah ulan, kafa kalmadı ki ya. Ben şunu bir arayayım. Seradaysa en azından beklesin. Kim haber verdi? Ayda'yı boyu aramış. O da beni aradı haliyle. Serada mısın? Hayır. Bu gece yalnız kalacağım Vedat. Oğlum saçmalama ya. Bak biz İbo ile geldik, evin önündeyiz. Neredeysen söyle gelelim. Gidin evinize Vedat. Ya gece gece herkes ayağa kalkmış. İyiyim ben. Demir. Konuşuruz sonra. Hadi kapatıyorum. İyi madem. Bari ben gelmişken şu çocukların yemlerine falan bakayım. Alo, İbo ne oldu? Ne demek yok? Evde değil mi? Nasıl ya? Telefon etmediniz mi? Ya konuşmasa bile bari yanında olmanıza izin verseymiş. Anladım, anladım İbo'cum, tamam. Sağ ol. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Ya Selin, ben Demir Bey'i merak ettim. Ya sen pek iyi değilsin ya. Bu da yalnız kalmasın diye işte İbo'yla Vedat'a haber verdim. Ama istememiştir kimseyi. İstememiş. Yani evde de değilmiş. İbo kapı duvar dedi.
Demir, lütfen eve gider misin? Aklım sende kalıyor. Kalmasın aklın. İyiyim ben. İyi falan değilsin. Ben de değilim, sen de değilsin. Demir, uf! Çocuklarım ama koymadan çıktım. Lütfen eve dön. Yatıp uyu. Yarın seni ofiste bitkin görürsem çok kötü hissederim. Ne hissettiğin bu kadar önemliyse senin için neden çekip gittin Selin? Gidiyorum birazdan eve. İyi geceler. Bu adamın kalbi senin onu terk etmeden önce de kırıktı. Bak söylüyorum, tamam mı? Ay, tamam. Kızlar Demir'e mesaj attım. Hı. Eve geçiyor. Yani iyiyim diyor. Ya Selin'cim. Bak böyle hem aklın Demir Bey'de kalıyor. Hem de zaten sabah işe gideceğiz. Yani Demir Bey de orada olacak. Ne kadar uzak kalabileceksin ki? Eylül'le de karşılaşacaksın. Evet, ondan da uzak duracağım. Yani çok uzun sürmez zaten. Azmiye dünyayı dar eder o kadına. İki güne kalmaz gider. Ay kızlar lütfen bakın bu olanlar yani... Demir'le Eylül'ün geçmişini lütfen şirketteki kimse bilmesin, tamam mı? Bakın hepimiz için daha zor olur durum. Siz de normal davranın olur mu? Yani tamam Azmiye'nin aklı şu an başka şeylerle meşgul. De yani bu olayın kokusunu alması an meselesi, ben sana söyleyeyim. Zaten alır almaz da kaplan gibi atlar kadının üstüne. Yok yok. Siz normal davranırsanız anlamaz. Lütfen. Bakın zaten yeterince sıkıntılı bir durum. Tamam. Selin. Tamam da beni biliyorsun. Yani Selim'in yayı yok. Hiç. Bazen istemeden kaçıveriyor. Evet. Kaç mısın? Elimden geleni yaparım o zaman. Kızlar. Vallahi kafam kazan oldu. Saat de geç oldu. Ne yapalım? Yatalım mı? Hı. Tamam kuzum sen geç içeri yap. Senin için hazırladık orayı. Rahat edersin. Hayır ya. Hiç itiraz etmiyorsun sakın. Şimdi sen gece gelip çat çat ışığı yakacaksın uykum kaçıyor falan diye. Valla benim de uykumu kaçırma Selin, tamam mı? Biz ailele burada kalırız, sen içeride yat. Haklıyım. Ay sağ olun kızlar ya. Senin hep yanındayız, tamam? Uykun kaçarsa gel ışığı yak, sabaha kadar otururuz ama. Tamam, hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. İyi geceler sevgilim.
Demir Bey, ya kusura bakmayın. Bir normalde yol tutmaz ama herhalde toplantıda çok çay içtiğim için midem böyle bir kötü oldu. Önemli değil. Daha iyisin değil mi? Teşekkürler. İbo nasıl? İyi. Yani söyle kliniğe gidip geliyor. Memnun hayatından. Gerçi siz de sık sık görüşüyorsunuz galiba. Bu ara öyle oldu. Evet. İş dışında pek sosyalleşen biri olmadığım için. İbo iyi biri. Sağlam karakterli. Biraz değişik bir kafası var. Bilmez miyim? Ayda. Demir Bey. Sen başla. Yo Demir Bey lütfen buyurun. Ayda söyle. Gerçekten önemli değildi. Ya aslında çok saçmaydı benim söyleyeceğim şey. Ne söyleyecektiniz? Şey diyecektim. Durumunu merak ettim de. Madem sizde kalıyor. Siz de yakın arkadaşsınız. Daha iyi gözlemlemişsindir diye. Merve nasıl? Merve? Evet. İyi mi? Yani sizde kalıyordu değil mi? Evet, evet Demir Bey. Bu ara bütün kızlar benle toplandık. Yani tabii zor oluyor biraz durumu kabullenmesi. O yüzden biraz itkenli bir ruh halinde. Ama Sera ona çok iyi geldi. Çok büyük bir iyilik yaptınız. İyi. İşe yaramasına sevindim. İyi oldu senin de mekanı gördüğün. Artık bir süre antrepoya gitmeyiz. Fotoğraflarını da çektik. Ofisten hallederiz. Evet evet iyi oldu. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, hesabı alalım. Peki. Seçmez. Kızlardan Demir Bey, hep baya geçmişler de sen de gelir misin diyorlar. Tamam, ben seni bırakır oradan ofise geçerim. Gelmez miydiniz? Hem hep birlikte yemek yemiş olurduk. Size de işten önce bir dinlenme olurdu. Kim varmış? Selin, Merve, Azmiye, bir de Ferruh Bey. Demir Bey, lütfen gelin. Herkes çok memnun olur sizle birlikte yemek yediğine. Yok, ben gelmeyeyim. Ofisten uzaklaşmak için çıkmışlar belli ki. Seni de çağırdıklarına göre konuşacaklarınız var. Siz rahat rahat konuşun. Kafanızı dinleyin. Demir Aydın. Bey. Buyurun Demir Bey. Selin nasıl? İyi. Güzel, güzel. İyi olsun tabii. Sevindim. Demir Bey yakında eve döner. Merak etmeyin. O da bu durumun ne kadar saçma olduğunu görüyor. Dönsün tabii. Evi orası. Bence de. Kalkalım mı? Trafiğe kalacağız yoksa. Tabii, tabii gidelim. Şimdi Demir Bey'i terk etmedin. Değil mi? Yani evi terk ettin. Evet. Peki o bunu anladı mı? Yani terk edilmediğini biliyor. Değil mi? Sorun ne bildiği değil ki. Ne hissettiği. Terk edilmiş hissettiğini biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Benim düşünmem lazım.
Görmem lazım. Niye? Eylül'le Demir'in arasında ne olduğunu. Ya Selin yapma ne olursun. Ya tamam nişanlanmışlar ama ayrılmışlar. Ya herkesin bir geçmişi var. He. Gördük seni de. Müge de Müge diye çıldırıyordum burada. Peki. O gün kahve içtiğinizde ne hissettin? Aralarında bir gerginlik var mıydı? Ay yok ya. Ya onlar bayağı kanka olmuşlar. Rahatlardı. Da işte ben gerildim biraz haliyle. Tamam. Yiğit seni terk ettiğinde çok kızmıştın. Peki onu gördüğün zaman aynı şeyleri hissettin mi? Ay yok ya. Hayır tabii ki de. Çünkü bir zamanlar aranızda ne varsa iyi ya da kötü artık geride kalmış. Bir ilişki tamamen bitince arada gerginlik falan da kalmıyor. Yani Demir Bey ile Eylül Hanım birbirlerine karşı hala bir şeyler mi hissediyor diyorsun? Hayır. Demir beni seviyor. Ama benim bilmek istediğim Eylül'e karşı ne hissettiğim. Bitmiş gitmiş bir mesele diyor. Ama yine ona baktığında gözündeki öfkeyi görüyorum. Sadece üstünü örtüp ondan kurtulmak istiyor. Ya Selin'cim bazı ilişkiler de böyle bitmez mi zaten? Ayda onların ilişkisi bitmemiş ki. Eylül gidince yarıda kalmış. O anılar hala orada duruyor. Ona olan öfkesi yüzünden bakmıyor. Beni kaybetme korkusu yüzünden görmek istemiyor. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene. Demir'le toplantı yaparken kapıyı açık bırakmana gerek yok. Benim yanımda Demir'le konuşurken gözlerini kaçırmana da gerek yok. Bugün toplantıya Demir'le birlikte senin gitmen gerekiyordu değil mi? Ama Ayda'yı gönderdin. Ben sadece benim tarafımdan tatsızlık yaşanmasını istemiyorum. Ama ne yaparsam yapayım bana baktığında onun eski sevgilisini görüyorsun. Ben buradan gitmek için... Bu şirketten gitmek için gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum ama planlarım işlemiyor. Ben sadece... Lütfen gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum. Bana bir şeyleri ispat etmeye çalıştığınızda rol yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Rol yapmak, birbirinize kaçak davranmak yerine aranızdaki sorunları çözmeniz ve bir şeyleri geride bırakmanızı gerçekten tercih ederim. Yani artık yapabiliyorsanız. Selin, ne onun ne de benim kafamda en ufak bir ihtimal bile yok. O yüzden lütfen. Elimden geleni yapıyorum. Biliyorum. Leyla teyzelere gidecektim. Tamam gideceğiz. Ama daha çok vakit var. E şurada sahilde bir kahve içelim. İyi misin sen? İyiyim. Sen? Ben seni bekliyorum. Demir. Kafanın netleşmesini. Benimle arana mesafe koymaya çalışıyorsun. Anlıyorum. Yakınlaşmak istemiyorsun. Tamam. Uzaktan izlemek istiyorsun. İzle gör. Ben bunlara dayanırım. Ama kafanın içindekiler... Ne varmış benim kafamın içinde? Gördüm ben bugün ne oldu. Demir ben o kapıyı rahatsız olmayın diye kapattım. Gürültü gelmesin diye. Selin lütfen. Bak çok saçma bir durumun içindeyiz biliyorum. Ama kendine boşu boşuna eziyet ediyorsun. Kendini kötü hissetmemen için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Normal abi. Benden gözlerini kaçırmaya devam edersen normal davranamam Selin.
elimden geleni yapıyorum. Biliyorum. Peki bu akşam da böyle mi olacağız orada? Leyla Hanım nerede? Yok. Bilmeyeni istemiyorum. Ayrıca bu gece Leyla teyzenin gecesi. Gölge düşmesin. O zaman bu gece için kendimize izin verebilir miyiz? Yani bütün bu karışıklıktan bir mola alıp sevgili olarak gidebilir miyiz oraya? Biz şimdi ne olarak yani? Biz şu an sevgiliyiz. Benim için öyle. Canın yandığına göre senin için de öyle. Ama sevgilinle arana mesafe koymaya çalışıyorsun ya. Fark ediliyor bu dışarıdan bakınca. Onun için sordum. Yok. Bilmesinler. Ayrıca Firuze Hanım'ın radarına girersek yanarız. O zaman mesafe falan yok bu akşam. Yok. İyi. Geç kalacağız. Hadi kalkalım. Bir dakika, bir dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.